Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Tüpler, kordon, tüp, tuba asıl ismi. Rahim ile yumurtalığın arasındaki bir köprü gibi organlar. Ameliyat sırasında veya sezaryen sırasında veya herhangi bir dönemde bu tüpler bağlanabiliyor. Böylece spermle yumurtanın buluşması engellenerek gebelik önlenmiş oluyor. Radikal korunma yöntemlerinden biri ama geriye dönüşümsüz değil. O bağlanan tüplerin açılma şansı var. Tüplerin bağlandığı yer kesilip atılıyor. İki tüp ucu, iki tüplerin içi bir kalemin ucu kadar ince. O iki tüp ağzı çok ince dikişlerle tekrar birleştirilerek tüpler açık hale getirilebiliyor. Böyle bir operasyonla tekrar gebe kalma şansı var hanımefendinin arkadaşının. Diğer yöntem de yine tüpler bağlı olduğu halde tüp bebek yoluyla da hiç bu operasyonu geçirmeden yumurtalar ayrı toplanacağı, sperm ayrı alınacağı için oluşan bebekler de rahime direkt transfer edileceği için tüplerde herhangi bir operasyon ihtiyacı olmadan da tüp bebek yoluyla gebe kalabilir arkadaşı. Kız kardeşine gelince sigara tabii ki genel olarak hiçbir zaman hiçbir kimsenin içmesini istemediğimiz bir şey. Gebelerin de tabii ki şiddetle kullanmamalarını tavsiye ettiğimiz bir durum. Ama sigaranın hemen hani sigara içip çok aşırı suçluluk hisseden hastalar varsa ve bir türlü gebelik boyunca bırakamayan hastalar varsa onlara biraz yüreklerine su serpelim. Sigaranın bebekte bilinen bir sakatlık yaptığı ispatlanmış değil. Mesela alkolün var belli dozun üzerinde tabii o da. Belli dozun üzerinde alkol alındığı zaman her gün içki içildiği zaman fetal alkol sendromu denilen bebekte yüz anomalisinden çeşitli organ kusurlarına kadar giden hastalıklar olabiliyor. Ama sigarada belirgin bir bebekte sakatlık olmuyor. Ama hastamızın, izleyicimizin kardeşinde olduğu gibi erken doğumla direkt ilişkisi var. Bebekte gelişme geriliğiyle direkt ilişkisi var. Yani daha düşük tartılı bebekler dünyaya getirebiliyor sigara içenler. Ve erken doğum yapabiliyorlar ki erken doğduğu zaman bir bebek her şey tam bile olsa yani hiçbir sakatlığı olmasa bile sırf erken doğumun getirdiği problemler yüzünden ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Hem bebek hem de anne adayları ama yani nasıl yüreklerini su serpeceğiz bir takım sorunlar bahsettik. Her sigara içen kadında gözükmüyor. Bir sorun olmadan da sigara içenler sağlıklı bebek doğurabiliyorlar. %80'e varan oranda sigara içen kadınlar hiç sorunsuz bebek doğurabiliyorlar ama %20 riski de almaya gerek yok. Ben şöyle diyorum, yani bir kadın sigara içince normalde o sigara sadece onu ilgilendirir. Hiç kimseyi ilgilendirmez ama hamile bir kadın sigara içtiğinde başka bir canlının hayatıyla ilgili riskler de alacağı için o bebeğin babasını da ilgilendirir, amcasını da, dayısını da, babaannesini de, anneannesini de. Kadının %20 bile olsa ya %80 bir şey olmuyor. Ben bu sabah televizyonda izledim, doktor çıktı, sigara için bir şey olmaz dedi gibi algılanmasın. %20'sine problem oluyor ama hiçbir annenin %20 bile olsa risk almasını uygun görmüyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.